Sevgili arkadaşlar, 2020 LGS yılında Fransız okullarına, Lozan okulları dediğimiz okullardan biri olan Fransız okullarına, Saint Joseph için ayrı bir video çektik zaten. Notre Dame de Sion, Saint Benoît, Saint Pujari ve Saint Michel gibi okullara nasıl girilecek, kaç puanlarla buraları yakalayabileceğiz gibi sorularınızı cevaplamak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bakın, geçen sene 2019 yılında puanlar açıklandıktan sonra Notre Dame de Sion 465 taban puanı belirlemiş ve Saint Benoît 463 taban puanı belirlemiş. Saint Pujari 460 taban puanı belirlemiş ve Saint Michel 454 taban puanı belirlemiş. Ve geçen yıl 456,5'la Notre Dame de Sion son öğrenciyi almış. Saint Benoît ise 450 puanlı çocuğu almış son olarak. Saint Pujari 445 taban puanlı çocuğu almış. Saint Michel de 433 taban puanlı öğrenciyi kabul etmiş. Son olarak kayıt almış. Yalnız 2019 yılı daha rahat bir sınav olduğu için biz bu sayılarla öğrencileri yerleştirmeyeceğiz bu yıl. Bu yıl puanlar düşecek arkadaşlar. Zaten kontenjan arttırımları ve ayrıca sınavın zor olması iki kademeli olarak puanların düşmesini sağlayacak ve ciddi puan düşüşleri olacak. Mesela Notre Dame de Sion 2018 yılında 405 taban puanı belirlemişti ve en son öğrencisi 393 puanla en son öğrenciyi almıştı 2018'de. Saint Benoît 393 taban puanı belirlemişti 2018 yılında ve 383 taban puanıyla 383,450 puanla son çocuğu yerleştirmişti. Yine Saint Pujari 390 taban puan belirlemişti ve 384,844 puanlı bir arkadaşınız bu okula yerleşebilmişti. Saint Michel'de 390 taban puan belirlemişti. Son öğrenci 364 puanlı son öğrenci oraya yerleşmişti. Buradan görüldüğü gibi yani 430'lu puanlar Saint Michel 364'lü puanlara kadar farklar var. Saint Pujari'de yine 300'lü puanlardan bahsediyor. O nedenle arkadaşlar bu sene Fransız okullarına bu kadar puanlarla girebilme şansınız var arkadaşlar. Hani belki birazcık daha yığılmalara göre, çünkü yığılmaları bilmiyoruz. 16 Temmuz'da açıklandığında göreceğiz. Ancak puanların düşeceği, ciddi puanlar düşeceğini biliyoruz. Onun için sonuçlara bakıp, 2019 taban puanlarına bakıp üzülmeyin arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Puanlar bu kadar daha aşağıda kapanabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Bir öğrenci düşünün, Türkçe'de 2-3 yanlış yapmış, Fen'de bir tane, iki tane yanlış yapmış ama sözel, sayısal diğer derslerini full çekmiş, matematikten 13 net yapmış, 12 net yapmış çocuklar bile bu sene bu Fransız okullara yerleşecekler arkadaşlar. Belki daha bile düşecek. Yani buradaki yığılmalar önemli, onu net söyleyemiyoruz ama 14 netler, 13 netler, matematikte 12 netler, belki daha da düşükleri iş yapacak. Onun için üzülmeyin, bekleyin, bekleyeceğiz ve göreceğiz. Ben bu videoları sizin bu süreçte, öğrencilerim çok uğraştı, emek harcadı, bu süreçte çok hırpalıyorlar kendilerini. Bunlar sıralama sınavı arkadaşlar. Sıralama sınavı ters geldiği zaman, zor geldiği zaman herkese zor geliyor ve orada sınavı iyi yöneten çocuklar biraz öne çıkıyor. O nedenle üzülmeyin, bekleyin. Kazanamayacağım dediğiniz okullar size gelebilir. Hani %100 gelir demiyorum ama gelecektir. Çünkü puanlar kesinlikle düşecek. Yani 13-14 netler iş yapacak. 12 netler iş yapacak. Çünkü insanlar orada çok fazla çocuk olacak. Bakalım göreceğiz. Yani şöyle söyleyeyim, 12-13 netlerle, 11 net matematik netleriyle, belki 10 netlerle bir Lozan okuluna girme şansınız olabilir. Yani bu okullardan biri olabilir, üzülmeyin. Onu söylüyorum, beklemeniz gerekiyor. Puanlar ciddi düşecek.
2018'e göre düşünebilirsiniz. Oralara göre düşünebilirsiniz. Matematik netleri öyle 15-16 netler çok yüksek netler söyleyeyim size. Onun için matematik netleriniz biraz düşük olsa da üzülmeyin arkadaşlar. Olabilir diyorum. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bizi takip edin. Arkadaşlarınızla bizi paylaşın arkadaşlar. Görüşmek üzere.